Merhaba, profesyonel koç Aysel Eker ben. Marika'da YouTube kanalında Kelebek Etkisi'nde yine sizlerle birlikteyim. Bu haftaki konumuz bir önceki videoda değindiğim konuya çözüm önerisi sunan bir araştırma. Peki bir önceki videoda neye değinmiştim? Henüz izlememiş olanlar için kısacık bahsetmek istiyorum. Eş düzeyde kalifiye olmalarına rağmen neden kadınların daha düşük maaş talep ettiği ve bunun arkasındaki sebepten bahsetmiştim. İşte bu videoda da bununla ilgili çözüm önerisi sunan bir araştırmadan bahsedeceğim. Araştırmacılara göre bunun çözümü tek bir cümlede saklı. Eminim merak ediyorsunuz değil mi? O tek bir cümle ne olabilir diye. Ben de çok merak etmiştim. Tabii ki o cümleyi paylaşacağım sizinle ama önce o araştırmadan bahsedeceğim. Sonra araştırma bizi o cümleye götürecek. Sonrasında da size yine çok önemli 3 soru soracağım. Hazırsanız başlayalım. O araştırmada bir grup araştırmacı kadın ve erkekten oluşan hem kamudan hem de özel sektörden genel müdür, CEO, başkan, yönetim kurulu üyesi gibi üst düzey yöneticilerin olduğu 176 katılımcıyı bir deneye davet ediyorlar. Bu deneyde de onlara diyorlar ki siz bir çalışan olarak bir üst pozisyona terfi ediyorsunuz ve sizinle bununla ilgili olarak bu yeni pozisyonun ücret teklifiyle ilgili pazarlık edeceğiz. Bir müzakere olacak diyor ve deney başlıyor. Tabii deney bitiyor. Sonra da araştırmacılar bununla ilgili analiz yapıyorlar ve bakıyorlar ki erkekler bununla ilgili olarak o pazarlıktan 149 bin dolar kazanıyorlar. Tabii bu yurt dışında yapılan bir çalışma. Peki kadınlarda durum ne? Bir önceki videoyu izlemiş olanlar eminim bunu tahmin edecekler. İzlememiş olanlar belki merak ediyorlar. Hemen söyleyeyim. Kadınlar 142 bin dolar kazanıyorlar ve erkeklerden %3 daha az. Üstelik de bu kadınlar az önce özellikle belirttiğim gibi genel müdür, CEO, yönetim kurulu üyesi gibi başarılı kadınlardan oluşan bir topluluk. Ona rağmen erkeklerden daha düşük maaş talep ediyorlar. Bunun üzerine araştırmacılar az önce bahsettiğim o sadece tek bir cümleyi söyleyerek buna bir anda kadınların daha fazla kazanmasını sağlayacak bir şey yapıyorlar. Ne olabilir o tek bir cümle? Dediğim gibi ben tahmin edememiştim. Onlara şunu söylüyorlar. Bu arada siz de tahminlerinizi videonun altına yazarsanız çok mutlu olurum. Çünkü gerçekten merak ediyorum acaba sizin aklınızdan ne geçiyor diye. Onlara şunu söylüyorlar. Başka bir role bürünmelerini istiyorlar. Ne demek şimdi başka bir role bürünmek? Onlara diyorlar ki bir çalışan olarak kendi adınıza pazarlık etmeyin. Siz sanki o çalışanın bir danışmanıymış gibi onun adına pazarlık edin. Ve kadınlar gerçekten de herhangi bir hedef koymamalarına rağmen daha fazla çaba göstererek çok ciddi sonuç elde ediyorlar ve %14 daha fazla kazanıyorlar. Bu da ortalamada 167 bin dolar yapıyor. Böyle bir cümle tahmin etmiş miydiniz? Tahmin etmemiştiniz değil mi? Ben de tahmin etmemiştim. Peki araştırmalara devam edelim. Başka bir araştırmacı grubu da yine içinde kadın ve erkeklerin olduğu bir grubu davet ediyor ve onlara diyor ki çok güzel bir iş teklifi için size teklifte bulunacağız. Bu bir ücret teklifi ve pazarlık yapmanızı, müzakere etmenizi istiyoruz bununla ilgili olarak. Deneye başlamadan önce grubu ikiye ayırıyorlar ve diyorlar ki bir gruba bu pazarlığı kendi adınıza yapacaksınız. Diğer bir gruba da diyorlar ki bu teklifi aslında biz bir iş arkadaşınıza yapıyoruz. O iş arkadaşınız adına bu teklifi lütfen değerlendirin. Onun adına pazarlık edin diyorlar. Ve deney bitiyor. Araştırmacılar yine analiz ediyorlar ve bakıyorlar ki bence burada yine sonuçlara şaşırmayacaksınız. Erkekler hem kendileri için, belki erkekler kısmı şaşırtabilir, hem de arkadaşları adına pazarlık ettiklerinde aynı şeyi talep ediyorlar. Ortalama başlangıç maaşı olarak 49 bin dolar istiyorlar. Peki durum kadınlarda nasıl? Kadınlar ise kendileri adına istedikleri zaman ortalamada 42 bin dolar istiyorlar ve bu da yaklaşık olarak erkeklerin kazandığı rakamın %17 daha azı maalesef ki. Fakat diğer taraftan o bir arkadaşları için pazarlık ettiklerinde ise erkeklerle aynı düzeyde talep ettikleri görülüyor.
yine hani bir şeyler geçti aklınıza değil mi? Bununla ilgili birçok araştırma var. Yine bir tanesinden kısacık bahsedeceğim. O araştırmada da aynı sonuçlar elde ediliyor. Ve erkeklerin kendisi ya da herhangi biri için fark etmeksizin hep aynı şeyi talep ettikleri görülüyor. Aynı düzeyde oluyor bu talepler. Fakat söz konusu kadınlar olunca işte orada durum değişiyor. Kadınlar kendileri söz konusu olduğunda daha azını talep ediyorlar maalesef. Başka biri olduğunda ise daha yüksek talepte bulunuyorlar. Şimdi tabii bununla ilgili benim de gönlümden, aklımdan geçen birçok düşünce var. Sizin de öyle geçmiştir mutlaka. O yüzden ben bu kısımla ilgili 3 önemli soru sormak istiyorum hemen devamında. Birincisi, şimdi kadınların söz konusu kendileri olunca daha az talep etmeleri ama başka biri olduğunda daha fazla talep ediyor olmalarıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bu konudaki yorumunuz ne? Bu ilk soru. İkinci soru benim gerçekten merak ettiğim soru ve bu öncelikle kadınlara sorduğum bir soru. Çocuğunuz, eşiniz, arkadaşınız, anneniz, sevdiğiniz biri. Şöyle bir düşünmenizi rica ediyorum. Onlar adına bir şey talep ederken ki istediklerinizle, bu her neyse, kendi adınıza talep ettikleriniz arasında bir fark var mı? Bunu gerçekten düşünmenizi istiyorum. Bu dediğim gibi benim en çok cevabını merak ettiğim soru. Gelelim üçüncü soruya. Üçüncü soruda bununla ilgili sizin kendi tavır ve davranışlarınızla ilgili olarak hayatınızda nasıl bir etki ortaya çıkıyor? Ve bu nasıl bir etki oluşturuyor etrafınızda? Bu soruların cevaplarını merakla videonun altına bekliyor olacağım ve hepsini tek tek de okuyacağım. Mavi Kadın YouTube kanalını takip etmeyi ve bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki konuda, bir sonraki hafta bambaşka bir konu başlığıyla yine Kelebek Etkisi'nde sizlerle beraber olacağım. Görüşmek üzere. Şimdilik kucak dolusu sevgiler.